Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü konumuz Daytona yaka mikrofonu, Bluetooth'lu yaka mikrofonu, wireless, wireless diye çekiyor. Şu anda elimizde, şu an bu yakama taktığım bildiğiniz eski Nokia'nın Bluetooth kulaklığı. Biz bunu mikrofon olarak bir uygulama üzerinden kullanıyoruz. Ve uygulama üzerinden kullanmamak için normal telefonumuzun kendi uygulamasını, kendi kamerasını kullanmak için bunu aldık. Daytona yaka mikrofonu. İki mikrofonlu arkadaşlar. İsterseniz tek mikrofon seçeneği de var. Biz iki mikrofonlu olarak aldık. Yani belki biri bozulursa birini mi kullanırız diye düşündük. Öyle bir şey. Neyse, kutumuzu bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor ve içinde baloncuklu bir poşet olduğu gözüküyor böyle baktığınız zaman. Gayet güzel arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Böyle. Açmadan önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Şimdi birlikte açalım. Bıçağa gerek var mı bilmiyorum. Ama yırttık attık. Tamam. Tamam. Bu neymiş arkadaşlar? Red Teknoloji'den gelmiş. Red Teknoloji'ye bu paketten dolayı teşekkür ederiz. Bakalım. Arkadaşlar, 1X CD K9 T2 Daytona K9 Type-C C Wireless çiftli yaka mikrofonu olarak yazıyor burada. Kampanya kodu hata vermesi durumunda çıkış yapmayınız. Gönderici firma ile irtibata geçiniz. Tamam. Çıkış yapmayınız diyor. Dur. Ben açayım arkadaşlar. Poşetini biraz daha kibar etseydik. En azından göndereceğimiz zaman tekrar iade edersek. İade etmek zorunda kalırsak. Direkt heyecanlanınca yırttın ama. Evet. Bir anda yırttık ya. Bakalım. Bunlar da en azından bir açma yeri bırakırlar arkadaşlar. Komple batlamazlar. İşte arkadaşlar böyle işte baloncuklu bir poşeti var demiştim. İşte buydu. Gayet oldu. Oldukça baloncuklu bir poşet. Ve içinden çekeceğiz. Çıkarttık. Burada da bir belge var. Neymiş bu belge? Sizin teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürün iyi günlerde kullanmanızı dileriz. İyi günler dileriz falan filan. Tren onları işitme, kaldırma dur. Bekle. Kaldırma işte, sen de kaldıramadım zaten. Galiba oradan aferin. Seni kaldırmaya çalıştığın yerden galiba. Arkadaşlar inşallah açabiliriz yani. Şimdi kutuya da zarar vermek istemiyorum. Belki derin çalışır. Şimdi arkadaşlar bu arada telefonumuz Redmi, Xiaomi'nin Note 8'i. Redmi Note 8 olarak geçiyor. Mi Note 8. Bilmiyoruz uyumlu mu, uyumsuz mu? İşte şu anda çekiyorum arkadaşlar gözünüzün önünde. Çıkartıyorum. Bakalım ne çıkacak, ne çıkmayacak. Hep birlikte göreceğiz. İki tane bir yaka mikrofonu görünüyor. Şurada da bir Type-C, ortada bir cihaz görünüyor. Type-C uyumlu diyelim. Şarjı var mı yok mu onu da tam bilmiyorum. Şurada bir aynı şekilde şunu ucun girdiği Type-C giriş şarj makinesinin normal Redmi Note 8 Samsung'ların, yeni model Samsung'ların şarj makinesinden girdiği bir şarj yeri var. Bu da telefonun arkasına takmak için arkadaşlar. Şimdi şurada da yaka mikrofonumuz var. Şöyle bir mandal yapmışlar yakamıza takmak için. Yine aynı bu şekilde bir şarj yeri var. Şöyle bir sünger yapmışlar. Sünger sanırım rüzgar önlemesi için. Başka ne yapmışlar bakalım. Bu var, bu ne? Bilmiyorum. Bir tane de bandaj yapmışlar ama içinde boş bir bandaj. Kesin burada bir şey var da. Orada bir herhalde kablo var efendim. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Toplamda iki tane mikrofon, bir tane wireless girişi. Burada şimdi sallanıyor bak. Bir tane de kutuda evet, bir adet şarj kablosu koymuşlar. Fiyatı arkadaşlar 399 TL'ydi. Yani 400 lira. 400 olsa ödeyemezdik. O yüzden 399 lira yazmışlar. Biz de öyle aldık. 400 olsa almayacaktık. Neyse. Bu da işin bir esprisiydi. Şimdi bu şarj kablosu. Arkadaşlar dediğim gibi şurası küçücük
zaten. Şu şekilde galiba. Bakayım. Öyle mi? Doğru mu aferin? Ben. Evet. Bu buraya evet. Oturdu. Bu buranın. %99 buranın da. Başka nerenin olacak? Yani şunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Ama bu tam oturuyor. Onlar oturmadı. Burada bir giriş yeri var. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu açtık. Kutu açılışımızı yaptık. Bunu da böyle ha, yaptık. Bunun ışığı yandı. Niye yandı bilmiyorum. Kapatalım tekrar. Kırmızı mavi yanıp. Kırmızı yeşil yanıyor. Niye yandığını da bilmiyorum da. Ha burada stopa basmış zaten. Burada stop tuşu varmış. Tamam. Hemen altında arkadaşlar hemen altında da stop tuşu varmış. Onu ben görmedim. Daha ilk defa sahip oluyoruz arkadaşlar. O yüzden bilmiyoruz. Şunun da bir yerinde bir tuşu vardır eğer. Yoksa böyle boş boşuna direkt takınca mı faaliyete geçiyor acaba? Hiçbir tuş arkadaşlar bunda ben herhangi bir tuş görmüyorum. Evet. Bunda sadece bir şarj girişi ve telefona giriş var. Başka herhangi bir tuş yok. Demek ki direktmen şurada küçük bir ışık belki de gözüküyor. Işık var gibi. Yok ışık değil de ışık yanacakmış gibi diyelim. Ve herhangi bir başka bir tek garanti diye bir belge var. Kullanma kılavuzu. Rahim boşaltalım. Evet. Boşalmayın. Kullanma kılavuzu bu şekilde küçük bir kağıt olarak kullanma kılavuzu gelmiş. İşte arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Aynı şekilde şu anda bundan alıyorsunuz arkadaşlar. Sesimizi bundan alıyorsunuz. Eski Nokia herhangi bir kulaklık olur uygulama. Bunun da paylaşımı var zaten YouTube kanalımızda. Ona bakabilirsiniz. Şimdi durduralım. Az sonra görüşürüz. Ve bir de mesafe testini yapacağım. Ona göre hepsini birlikte birleştirip yayınlayacağım arkadaşlar. Yani dışarıya çıkacağız. Ne kadar kaç adımda çektiğini her adımımızı işte bir metre olarak hesaplarsanız kaç adımda çektiğine bakacağız. Ona göre size tavsiye edeceğim ya da etmeyeceğim. Direkt bu videoda. Evet bu videoda olacak. Hepsi de bu videoda olacak. Şimdi tekrardan merhabalar. Az önce bir deneme yaptık. Bayağı bir uğraştım. Uygulama falan aradım. Neden uygulamadım? Çünkü telefona uyum sağlamadı. Telefonumuz Redmi Xiaomi'nin Note 8 idi. 64 GB. YouTube'da da keşke önceden açtıydım ama yani olmuyor diye birkaç kişi video çekmiş. Ama bunu hepsi burada da satan firmanın altında, hepsi buradaki sitede bunun resminin altında soru cevaplarda Xiaomi, Xiaomi diye yazılmış cihazlara uyumlu mu diye soru cevap bölümüne evet diye yazmışlardı. Ben de o yüzden. Evet arkadaşlar, şimdi mesafe testine geçiyoruz. Bakalım Daytona mikrofonumuz ne kadar bir mesafeden çekiyor. Evet, tam kameranın olduğu yerden adım olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Arkadaşlar buraya kadar tam 50 adım saydım. Bir 5 adım daha geriye doğru sayacağım. Çünkü bir adım tam 1 metre olmayabilir. O yüzden 5 adımda ekstradan sayacağım. 55 adım saymış olacağız. 50 metre olarak hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam arkadaşlar şu anda sizin de gözünüzün önünde saydım. 50 adımdayız. Bu şekilde mesafe testimizi yapmış oluyoruz. İnşallah daha bilmiyorum şu an sesim gidiyor mu gitmiyor mu. Bunu Redmi Note 8 arkadaşlar Redmi Xiaomi serisinde, Xiaomi serisinde kameraya uyumlu değil arkadaşlar. Open Camera diye bir uygulama indirdim mavi logosu. Bunu da sizlere videoda yansıtacağım. Yansıttığım zaman göreceksiniz. Mikrofonun nasıl açıldığını da sizlere tam olarak tarif edeceğim. O şekilde anlarsınız inşallah. Şimdilik arkadaşlar İftar saatimize de az kaldı. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Dün açmıştık
kutu açılışını dün yapmıştık. Bugün de mesafe testine. Çünkü o gün çok uğraştım arkadaşlar. Çünkü moralim bozuldu bir anda uyuşmayınca. İkisi birlikte eşleşmeyince. Sonra o uygulama aramaya başladım. Uygulamayı da Open diye uygulamada buldum. Bunun nasıl ayarları olacağını da sizler için paylaşacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an beni çeken Alperen'in de bir kanalı var. Alperen ve Osman adı altında oyun videoları çekiyor. Başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hayırlı iftarlar. Sen kalın. Bu şekilde de bir yaklaşalım. Vedadan sonra. Bakalım. Ses nereye kadar gelmiş, nereye kadar gitmiş. Ona göre bakalım. Alperen'in yanına vardığım zaman tekrardan bir veda edeyim. Alperen bir de şöyle kendini çek bakayım. Seni de görsün arkadaşlar. Bir de kendini çek. Selamünaleyküm. Biraz şöyle mesafeden tut. Sen kendini de çek. Ha? Bak kameramanımız da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam şimdi bana tutabilirsin Alperen. Geliyorum arkadaşlar. Şu mesafeden olay sayayım kaç adım olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 adım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.